Yozgatlı şehrimizden, Asya'nın batı kapısından, Avrupa'nın doğu limanından, Medeniyetler Beşiği Tekirdağ'ımızdan sevgiler, saygılar gönderiyoruz sayın seyirciler. Sağlığımızı konuşuyoruz programında. Bugün gerçekten sağlığımızı konuşacağız. Doğru beslemenin önemini konuşacağız. Beslenmenin yanlışlarını konuşacağız. Obeziteyi konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız. Ama tabii ki bir uzmanımızla beraber konuşacağız. Uzman diyetisyenimiz Sayın Simge Çolakoğlu'yla birlikte olacağız. Bugün engin bilgilerinden yararlanacağız ve sizlere bir sürü bilgi aktaracağız. Tabii ki mikrofonu ben alacağım, sözü bırakmıyorum ama hocam senin de mutlaka açılışta söyleyeceklerin vardır sayın moderatör arkadaşım. Doçent Doktor Gamze Varol'a da söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aslında çok önemli bir konu gerçekten. Bugün beslenmeyi konuşacağız. Aslında gerçekten konuş bitmez. Genç arkadaşımız bizimle, bize beslenmede doğrular, yanlışlar, Covid'de beslenme değişmeli mi, değişmemeli, bu pandemide ne yapacağız, onlardan bahsedeceğiz. Belki bununla ilgili kafamızda bir takım sorular var. Bunları tartışmaya fırsatımız olursa onları tartışacağız. Ben o yüzden çok önemli buluyorum ve bizi izleyenlere diyorum ki hiç ayrılmayın ekranın başından. Genç arkadaşımıza isterseniz kendisini tanıtması için fırsat verelim. Tabii ki. Buyurun. Merhabalar. Simge Çolakoğlu ben. 2015 yılı YTB Üniversitesi mezunuyum. 2018 yüksek lisansımı yine aynı şekilde YTB Üniversitesi'nde yaptım. 2018 yılına kadar, 3 yıl kadar yaklaşık İstanbul'da ve Gebze'de özel hastanelerde ve kliniklerde çalıştıktan sonra Tekirdağlı olduğum için, Tekirdağ aşığı olduğum için kendi memleketime geri döndüm ve 3,5 yıldır da kendi ofisimde sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti veriyorum. Bu şekilde Tekirdağ'da böyle küçük şehirde, küçük şehrin küçük insanları, mutlu huzurlu insanları çalışmaya devam ediyoruz. Ne güzel, çok teşekkür ederiz. Başlayalım mı sorularımıza? Evet. Gerçi bence genç arkadaşımız terlemez bizim sorularımızla ama çok da sorumuz var vakit kaybetmeden. Öncelikle hani beslenme nedir? İyi beslenme, doğru beslenme nedir? Konuşalım, oradan sorularımız arka arkaya gelir diye tahmin ediyorum. Önce bir çerçeve çizelim beslenmeyle ilgili. Çok güzel bir soru aslında bu. Çünkü son zamanlarda beslenmenin ne olduğunu çok unuttuk. Çok fazla işte bilgi kirliliği, çevresel faktör derken birazcık bu beslenme bizim kültürümüzden uzaklaşmaya başladı ya da biz başka kültürlere doğru gitmeye başladık. Beslenme her şeyden önce bir fizyolojik ihtiyaç. Yani dolayısıyla biz bir canlı olarak, bir insan varlığı olarak hayatta kalabilmek için günlük enerji harcamamızdan kaynaklı ihtiyacımız olan enerjiyi almak adına belli besin gruplarını tüketme ihtiyacımızdan doğuyor aslında beslenme. Bu şekilde söyleyebiliriz. Burada beslenmeye baktığımız zaman temelini belli besin grupları oluşturuyor diyebiliriz. Burada ne var? İnsanın enerji sağlamak adına ilk önce kullandığı karbonhidratlar var. Beynin yakıtı en basitinden glikozdur, karbonhidratlardır. Devamında protein ve yağlar gelmiş olur. Bu şekilde 3 makro besin öğesi dediğimiz, yanına da işte vitamin ve mineralleri aldığımız bir mikro besin öğelerini kullanarak beslenme bütünü oluşturmaktır. Beslenme diyebilirim açıkçası. Teşekkürler. Dolayısıyla beslenmeyi tanımladıktan sonra beslenmede doğrular ve yanlışları da konuşabiliriz değil mi artık bundan sonra? Doğru beslenmezsek ne olur peki? Şimdi doğru beslenmek ya da doğru beslenmek... Ya da ona başlamadan önce şöyle soralım mı? Diyet deyince, diyeti biz genelde yememezlik olarak anlıyoruz. Diyet dediğim şey doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda beslenmek ise biz bu kavramı önce nasıl netleştirmeliyiz? Bir de beden kitle indeksini de burada neye göre almalıyız? Beslenmenin ana temellerinden bir tanesi bizim bir yol haritamızın olması lazım. O yol haritasında neye göre hareket etmeliyiz, neye göre besleneceğiz? Vücudumuzu tanımamız lazım bu konuda diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Buyurun. Doğrudur. Diyeti biz çok çarpıtıyoruz. Maalesef birazcık şimdi zayıflamanın popülaritesinin olduğu bir zaman diliminde yaşadığımız için de diyet deyince zayıflamak sadece algılanıyor bizlerde. O da şuradan geliyor. Biz kültürel olarak diyet kelimesine baktığımız zaman bir şeyin diyetini ödemek, yani bir ceza, sanki suç, bir bedel ödemek ya da işte bir birine karşı yapılan bir şeyde hani işte paranın bedelini ödemek gibi bir algı var. Dolayısıyla sadece bir eformuş gibi gözükmüş oluyor. Halbuki TDK'ya baktığımız zaman diyet dediğimizde sağlıklı beslenme
demektir. Biz evet bir zayıflama diyetinde, diyeti diyorum bakın, zayıflama diyetinde diyet kelimesini kullanabiliyoruz. Fakat diyet dediğimizde bu ek gıdaya geçen bir bebek için de işte 6 ay diyeti diyoruz. Bir kanser hastasının beslenme tedavisi için de kanser diyeti diyoruz. Ya da işte operasyon öncesi sonrası durumlarda pre-op diyetler, post-op diyetler var. Birçok kronik hastalıklar için yine aynı şekilde şeker, tansiyon, kolesterol için diyetler var. Diyet dediğimiz sağlıklı beslenme ve vücuda o hastalık patojeninin getirdiği aslında iyileştirme halini hangi besinlerle sunabileceğimizi sağlamak demek genel itibariyle. Beden kitle indeksini buna bağlayacak olursak aslında beden kitle indeksi bizim için çok önemliydi. Yaklaşık olarak 4-5 yıl öncesine kadar. Çünkü beden kitle indeksi boyun kiloya oranıyla hesaplanan bir yöntemdir. Burada işte 18 ve 6 çıkarsa zayıf, 18-25 arası çıkarsa normal kilolu, 25-30 arası çıkarsa kilolu sınıfı yani şişman diye tabir ettiğimiz 30 üzeri 30-35 arası birinci derece obezite ve 35 üzeri morbid obezite gibi tanımlarız. Fakat şöyle yaşadığımız coğrafyadan kaynaklı veya diğer kıtalarda yaşanan kültürlerden coğrafyadan kaynaklı fizyolojik olarak da genetik olarak da insan varlığı birbiriyle benzemiyor. Dolayısıyla nasıl ki işte saç, kaş, göz rengimiz veya işte ırk ya da işte ten rengimiz farklıysa vücut fenotipimiz de aynı şekilde genetiğin getirdiği sebeplerden kaynaklı farklı. O yüzden burada işte 18-25 aralığındaki bir beden kitle indeksine sahip Türk insanı, Türkiye'de yaşayan bir insan normal kilolu sınıfındaysa bunu Amerika'ya taşıdığımızda aslında hani normal kilolu ya da işte zayıf kısmına gelmiş oluyor. Burada besin porsiyonlarının, çevresel faktörün, çalışma şeklinin, dediğim gibi o coğrafyada yetişen besinin de çok çok önemi var. O yüzden biz artık beden kitle indeksinden ziyade vücuttaki yağ yüzdesini çok daha göz önünde bulunduruyoruz. Eğer ya da kas yani. Aynı şekilde evet kas. Kas su oranı, dolayısıyla hatta işte kasın ve vücut faz açıları gibi biz diyetisyenler olarak vücut analizi yapan cihazlar kullanmış oluyoruz. Küçük bir bioelektrik empedans yayan. Bunlarla ölçüm yapıyoruz. Yağ ağırlığının ne kadar yüksek olduğu ve bir otoimmünsel hastalık ya da işte bağışıklık üzerine bir hastalık varsa, kronik bir hastalık varsa bunun getirdiği organ etrafı yağlanma aynı şekilde dokular üzerindeki yağlanmaya bakarak bir vücut yüzdesi bizim için çok daha görsel oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Birincisi hacimsel farklılıktan yani 1 kilo demir 1 kilo pamuk olayına bakabilirsiniz. 1 kilo kasın hacmiyle 1 kilo yağın hacmi arasında 3'te 1 kadar bir fark var. Tabii şimdi onu diyecektim. Beden kitle indeksine baktığınızda örneğin bir sporcu, bir yüzücü. Tamam. Değil mi? Çok kilolu aslında beden kitle indeksine baktığımızda oldukça kilolu. Tabii ki. Ama yani kilolu değil aslında yani. Hani. Şöyle en kolay canlandırabilirsiniz. Ben kendi danışanlarıma ve hastalarıma da bu şekilde söylüyorum. Şimdi 150 kiloda 150 kilo siklette bir judocu ya da işte sumocuyu düşünün. Bir de 150 kiloda ya da işte 100 kilodaki bir vücut geliştiriciyi ya da yüzücüyü düşünürseniz görsel çok büyük farklılık var. Birisinin %8'lerde, %5'lerde ya da %5-10 arası yağ oranı varken birisinin %25-30 belki %40'lara kadar çıkan yağ ağırlığı var. Bu yaptığı sporun getirdiği şey. O yüzden sporcuları birazcık daha farklı ayırıyoruz ama genel insan tipine baktığımızda da elbette ki hepimizin dediğim gibi genetikten aldığımız yani kendi anne babamızdan aldığımız bir takım özelliklerimiz olduğu için yaşadığımız coğrafyaya göre de üzerine koyarak bu şekilde bir hayat devam ediyoruz diyebiliriz aslında. Burada hemen şu aklıma geldi. Peki sağlıklı olmak için yağ oranını vücutta yüzde kaç oranında artı eksi değerler içerisinde normal kabul edebiliriz? Şöyle aslında yetişkin bireylerden yola çıkabiliriz. Biz genelde 18 yaşa kadar çocukları hala persentille takibini yapmış oluyoruz. Boya göre yaş, işte yaşa göre kilo şeklinde. O yüzden yetişkin birey için düşünecek olursak kadınlarda %25'in üzerinde olmasın, erkeklerde %30'un üzerinde olmasın deriz ama yine de çok bireyseldir. Yani beslenme ve bununla beraber diyet süreci, diyet tedavisi parmak izi kadar biricik, parmak izi kadar bireysel değişken olduğu için
o kişinin o andaki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak ne kadar iyileştirebiliriz de bakıyoruz. Ama dediğim gibi söylediğim rakamlar hani baz alınabilecek rakamlar diyebiliriz. Peki bunu çocuklarda ve gençlerde nasıl alacağız? 18 yaş üstünde yetişkinlerde bunu alıyoruz. Evet, kadınlardakini. Bebeklerde bu oran nasıl olmalı? Ben biliyorum, pardon. Evet, tabii. Şöyle, annelere göre bütün bebekler zayıf. Kesinlikle, tam şimdi onu söyleyecektim. Gerçekten bazen işte beslenme bozukluğu olan ya da besin seçiciliği olan çok fazla küçük çocukla, özellikle 7 yaş altı çocukla çalışıyorum. O da 4-5 yaşlarda kreşe gitmeye başlayınca fark ediliyor. Evdeyken çünkü ne isterse o veriliyor. Besin seçicisi doğru olduğunun farkında değil ya da çoğu blender bebeği olabiliyor. 3-4 yaşa kadar hala çekilmiş püreler yiyorlar. Burada mesela çocuk hala işte çocukla sohbet etmeye, bir şeyler tanımlamaya çalışıyoruz. Besinleri anlatıyorum, görsellerini göstermeye çalışıyorum. Anne orada hala ağzına bir şey çıkma niyetinde. Çocuk aslında işte yaşa göre boyuna baktığımızda, kilosuna baktığımızda normal. Yani %50% dediğimiz orta değerde. Belki işte %50'nin biraz altında ya da %50'nin biraz üstünde. Fakat evet, yani bizim kültürümüzde şey vardır, böyle etli butlu olmak, hani dolgun olmak çok sağlıklı, gürbüz olmak çok sağlıklı tanımlandığı evet, için. Gidecek diye söylenir. Evet. Pardon, araya girebilir miyim? Tabii bu şöyle bir dezavantajı beraberinde getiriyor bildiğim kadarıyla. Bebeklik dönemindeki yağ miktarı erişkinliğe taşınıyor. Kesinlikle. Eğer bebeklik döneminde bildiğim kadarıyla, yanlışsanız düzeltin çünkü tıp sürekli yenileniyor ve değişiyor. Eski bilgiler kalmış olabilir. Bebeklik döneminde ne kadar çok besleyip ne kadar çok yağ dokusu oluşturursak ileride o çocukların obez olma olasılığı yüksek. Çok çok doğru, çok çok doğru. Bebeklik döneminde normal kiloda olan bir çocuğu belki ileride şişman olabilir ama obez olmasını beklemiyoruz. Çünkü yağ hücresi sadece hipertrofik oluyor, sayısı aynen artmıyor öyle sanırım. Aynen öyle. Çok doğru dediniz doktor hanım. Aslında kaç milyon hücreyle doğuyorsak, hani herhangi bir uzuv kaybı yaşamadığımız süreçte o kadar yağ hücresiyle, kas hücresiyle hayatımızı sonlandırıyoruz. Fakat hacimsel büyüyüşler, yani biz doğduğumuzdaki yağ dokularımız eğer bir işte toplu iğne ucu kadarsa, çevresel faktörler, işte dışarıdan gelen baskılar veya şöyle düşünün, her şeyden önce hiçbir kültürel olayımız yok ki içerisinde yemek yemek geçmesin. Biz cenazede bile yemek düşünüyoruz. Doğru. Dolayısıyla işte ikram edildi, yedim. Doğru. Açtım, yedim. Mutsuzdum, çok mutluydum, stresliydim, yedim gibi. Daha çocuklara bunu empoze ettiğimiz yaşlar 3-4 yaşlar. Şimdi 3 yaşa kadar çocuk genelde evde olduğu için arkasından koşuluyor. Çocuk niye arkasından koşunca yemiyor? Çünkü tok. Yani belli bir mide hacmimiz var ve doyduysa bitti. Çünkü insani bir şey aslında yememesi yani. Öyle. Ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. 2-3 yaşındaki beslenme algımıza geri döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Evet, işte Gamze Hanım bugün benim için ikramlar hazırlamış. Aslında tok gelmişim ben. Fakat onu kırmamak için ne olur sizin için yaptım diyor ve yiyorum. Ya da işte çok sevdiğim bir tatlı veya bir yemek sokaktan geçerken görüyorum ve onu alıyorum diyorum. Halbuki tokum gibi. O yüzden en başta fizyolojik ihtiyaç diye aslında anlatmaya başladım. Biz şöyle düşünün, üşürsek üstümüzü giyiniriz, uykumuz varsa uyuruz. Fakat karnımız acıkınca niyeyse kendimizi bir eziyet etme hali, su içerek mideyi şişirmek mi, uyumaya çalışmak mı dersiniz? Bu tarz yanlış algılardan kaynaklı daha çok küçük yaşlarda çocuklarla oynamaya başlıyoruz aslında. Birazcık da çocukluk çağında, şimdi 3 yaşa taşıdık, çok kötü bir şey. Türkiye için obezite 3 yaş. Çok çok küçük. Yani 7 yaşa biz ergenliği taşıdık. Özellikle kızlarda. Dolayısıyla fazla besin tüketimi ya da fazla besin sunuyor olmak çok büyük dezavantajlar oluşturuyor. Şunu söyleyelim mi? 7 yaşa ergenliği taşıdık çünkü vücutta yağ kitlesi arttıkça östrojen hormonunun etkisiyle ergenliği de erkene evet çekiyoruz. Hani bizi izleyenler için tabii de söyleyelim. Ki. Yani iyi bir şey yapmıyoruz. Hiç. Ergenliği erkene çekmek, boyunun kısa kalması, işte bir takım anatomik performansına ya da işte ne bileyim, yani genetik olarak beklenen uzunluğa vesaire erişememesi gibi şeyleri de beraberinde getiriyor. Şöyle, şimdi beslenme, daha doğrusu diyetisyenlik bir taraftan da aslında multidisipliner yaklaşımı getirir. Bizler her zaman hastanelerde olmasak, kendi kliniklerimizde bile olsak mutlaka her gördüğümüz bireyi, çocuk veya yetişkin, bir doktoruyla, işte bazen fizyoterapisti, bazen psikoloğuyla bir arada takip tabii ederiz. Bana birçok ergen geliyor. Yani bunu özellikle 10-17 yaş arasında sayabiliriz. Vücut duruş bozukluğu, çeşitli kamburluklar veya işte stres kaynaklı fibromiyaljilerle beslenme tedavisi yapmak üzerine. Çünkü gençlikte erkeklerde de kızlarda da bu şekilde
bir bedeni saklama olduğu için kendi içine çekilme, vücut postürünü bozma var. İşte bunun üzerine kitap defter taşımak var, işte kötü beslenmek var gibi. Sadece fazla beslenme ya da işte yüksek yağlı, yüksek şekerli beslenme bile yaşlılığı arttırdığı için bağışıklığı düşürmüş oluyor otomatikman. Bağışıklığın düşmesiyle beraber bağırsak florasının değişiyor olması, erken ergenliği getiren östrojen hormonunun değişiyor olması, insülinin ve serotoninin değişiyor olması, melatonin hormonu dediğimiz her şeye geçtik, büyüme hormonu dediğimiz growth hormonu aslında çok erken yaşta etkinliğini kaybetmeye başlıyor. Doğru. Normalde 21-22 yaşa kadar biz büyümenin devam ettiğini görürken şu anda dediğiniz gibi 13-14 yaşlarda büyümenin durduğu, inanın ki artık erkeklerde de böyle görüyoruz, büyümenin durduğu. Fakat işte çok kocaman eller, çok kocaman ayaklar, soruyorum hani 40 üzeri numara giyen kızlar, çocuklar 12-13 yaşında, fakat beden küçük kalmış oluyor. Bu sefer kemik mineral yoğunluğu, kemik densitesi değişmiş oluyor. Otomatikman bakıldığı zaman hekimle takip ettiğimiz durumlarda birçok vitamin mineral eksikliğiyle de karşılaşmış oluyoruz. O zaman şey mi acaba, sadece başvuran değil de hani eğer küçük yaştaysa başvuranın ailesine de hani belki doğru beslenmeyi anlatmak gerekiyor herhalde, değil mi? Katılıyorum. Neden güldüğümü de söyleyeyim. Şimdi siz konuşurken ben çocukluğum aklıma geldi. Annemin elinde bir tabak, bir kaşık. Ben önde kaçarken annem arkadan benim ağzıma yemekle tıkıştırırdı. Ki ben liseden mezun olduğumda boyum 1.52-40 kiloydum. Lisede en son sıradaydım. Daha sonra 22 yaşına kadar uzadım. Eve gittiğimde her hafta veya her iki haftada bir babam rahmetli, o da boyumu ölçerdi. Ne kadar uzamışım, ne kadar uzamamışım. O psikolojiyi çok iyi biliyorum. O yüzden böyle bir o koştururken halim aklıma geldi. O annemin de ye diye tutturduğu yemekler aklıma geldi. Oysa normalde ben istesem zaten karnım aç olduğu için yiyecektim. Nitekim ben evden çıktıktan sonra kendi beslenmemi kendim düzenledim. Ve o boy artmışsam kendi beslenme düzenime göre yaptım bu işi. Evde belki tek yönlü besleniyordum. Ama toplum içerisine girdiğimde o kadar farklı çeşitli insan gördüm ki, o kadar farklı lezzetlerle geldiler. Ben de bunların hepsine azar azar tadarak belki beslendim. Ama 30 yaşına kadar 65 kilo, 1.85 boyla hareket ettim. O kadar da zayıflık hiç değil. Bunu da burada söylemek istiyorum. Tabii şöyle diyebilirim. Şimdi çok küçük yaşta oluşturulan bu beslenme algısından kaynaklı şöyle durumlar oluyor. Ben kendi yiyeceğime karar veremem. Hani böyle bir mantığım, zihniyetim yok. Demek ki ailem seçiyor benim ne yiyeceğimi. Ben bilemem. Aslında çok özür dilerim. Beslenme o kadar öznel bir şey ki. Çok evet. Yani çok öznel bir şey. Aslında kişiye çok ciddi bir müdahalede bulunuluyor beslenmeyle. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet evet, kesinlikle. Ve dolayısıyla biz artık çok erken yaşlarda beslenme bozukluğu, beslenme davranış bozukluğu, buna bağlı olarak beden ve metabolizma bozukluklarıyla karşılaşıyoruz. Yani yeme bozuklukları da aynen bu şekilde gelmiş oluyor. Obezite de aynen bu şekilde gelmiş. Ve hatta şey olabilir mi? Annenin ya da ebeveynin bu kadar baskısına tepki yeme ya da yememe. Tabii açken ki. Yememe, tabii tokken ki. Yeme. Hani tepki, hayır ben karar veririm falan. Tabii ki hani öyle. Sanıyorum evet. Ergenlerde daha çok oluyor. Çok umurum. Fazla evet. Özellikle biz kız çocuklarında derdik hep, artık erkeklerde de çok fazla. Çünkü erkek görselinde de artık hani fiziki şartların çok iyi olması gerektiği söylenildi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Benim çocukluğumda, yani en azından Y kuşağı olduğum için söyleyebilirim. Çocukluğumda deyince bu tarafa geçtim ben. Sen çocukluğumuz yakındır. Hani o yüzden. Yani benim çocukluğumda bile hani biz evet işte sokakta oynayan son çocuklardık muhtemelen. İşte Tekirdağ şartları birazcık daha kolay olduğu için hani ben gerçekten çok işte dışarıda oynayarak hani onun haricinde işte gerçekten hani o bir peynir ekmek yiyeyim, aşağıya ineyim, birazcık daha oynayayım. Salça anne 5 dakika ekmek. Daha salça evet. Ekmekler. Diyerek. Fakat şu anda onların tadı da hiçbir şey yok ama şimdi kesinlikle yani teknolojinin getirdiği onun haricinde artık her yeri yeşilsiz, doğansız, alansız bırakmanın getirdiği, yani çocuklar eve kapandılar ve sadece şu var ya da bu var. Bütün arkadaşları, her şey orada. Yani biz hani dediğim gibi işte camdan 5 dakika daha bağırırken çocuklar hani onu toplayıp çoğu zaman mutfağa bile geçmeyip önlerine yemek alıyorlar. Evet. Tek tıkla kapıya ya da işte şey, hayır yani şöyle,
Doğru, o teknikayı unutan, biz hala alışamadık o hazır evet. yemek olayına da. Çok odama. Haklısınız. Heh, anne odama getir. Yani hani oyun tabii, oynuyor çocuk, tabii. oyun oynuyor. Yani ben temelde şöyle kurallar koyuyorum mesela. Sosyal medya örneğin. Bağımlılıkları evet. bozduğu için. Evet ve bu 2 yaş içinde geçerli. Yani hatta bir yaş diyoruz ama yine de işte çocuk tam olarak bazı ek gıda sürecini tamamlayamamış olabiliyor. Normalde biz 1 yaş itibariyle bebekleri mutlaka aileyle beraber sofraya oturturuz. Hatta oturduğu dönemle beraber de işte yeme sandalyeleriyle beraber başlarız. Fakat 2 yaştan önce şöyle bir kuralımız vardır. Sofrada pişen yemeğin herkes tadına bakmak zorundadır ama yemek zorunda değildir. Bu şöyle denilebilir. Evet anneciğim, taze fasulye var, tadına bakabilirsin. İstiyorsan yine makarnanı verebilirim. Ya da şöyle çok seçici olan çocuklara. Anneciğim kabak mı yemek istersin, patlıcan mı yemek istersin? Bak karar senin, seçimi sana bırakıyorum. Ama hangisini istersin gibi. O zaman işte hem seçiciliğin çok azaldığı hem de beslenmenin bir kültür olduğu. Yani masa etrafında ailenin toplandığı, doğru. mutlaka işte bütün ebeveynlerin konuştuğu. Şunu söylüyorum, televizyon, telefon, bilgisayar, tablet bulundurmayın. Bir sorulsun, yani ebeveyn de çocuğa o gün ne yaptığını sorsun. Belki işte küçük yaşta hani ebeveynine bağlı olduğu için evde geçiriyor ama işte baba ya da anne dışarıdaysa onunla ne yaptığını. İletişmek aslında, iletişimsizlik bizi birazcık daha hem psikolojik olarak hem de besine yatkınlık. Şöyle düşünün en basitinden, Covid süreci içerisinde yaklaşık 1,5-2 yıl evde kaldık ve hepimiz kilo aldık. Evler fırınlara döndü, kebap salonlarına döndü, herkes mutlaka ekmek yapmayı denedi. Bizim kültürümüzde var yani. İki kuşak önceye gitsek, anneanne babaanneler dönemine gitsek ekmeğimizi kendimiz yapıyorduk her şeyden önce. Ama nasıl yapıyorduk? Kendi topladığımız ürünle yapıyorduk. Ya da işte örnek veriyorum bir mantı. Ben onu söylüyorum. Aç, kendin aç. Hamurunu yoğur, beklet, içini sar, pişir. Yiyebilirsin ama önce ofiyonu göstermen gerekiyor. Doğru. Hazır değil. Yani birazcık buradan çıkıyor dediğiniz gibi. Herkes güvende olsun diye Uni Güvenlik olarak kamera ve alarm sistemlerinde ücretsiz keşif ve montaj hizmetiyle sizlerin yanındayız. Kurduğumuz sistemlerin arayüz eğitimlerini veriyor ve 7 gün 24 saat destek sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0850 305 5803 ve unigüvenlik.com. Merhaba, ben Şeyma. Ben bir kadın girişimciyim. Hep hayalini kurduğum işletmemi sonunda açmayı başardım. Fakat başlangıçta işlerim istediğim gibi gitmedi. Ben de işimin kurumsallığıma zarar vermeden internette duyurabileceğim bir platform arayışına girdim. Bu arayış sürecinde bireysel web ile tanıştım. Kayıt ile birlikte kullanıma hazır, düşük maliyetli, karmaşadan uzak, kullanımı ve yönetimi kolay. Siz de hemen geleceğin sosyal ağına kayıt olun. İşinizi gerçek potansiyeline ulaştırın. Bireysel web. Herkesin markasının tanıtımını yapmak istediğini biliyoruz. Peki bu tanıtımı Türkiye ve Avrupa'dan onlarca farklı sektörden firmaların buluştuğu Web Orada sayesinde üst düzey bir şekilde yapabileceğini söylesek? Dijital dünyanın yeni iş platformu Web Orada. Güçlü takım, güçlü token. Edirne Spor Taraftar Token ön satışları sadece CryptoSwaps.com'da başlıyor. Ön satış fırsatını kaçırmayın. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Uzman eğitmenlerimizle birçok kişisel gelişim programlarına online olarak katılabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz. Ulaşılabilir eğitimin adresi payanda.biz. Uni TV'nin gündem yaratan programı Geniş Açı. Adaletin en büyük madalyasını veriyoruz demişti ve ben çok duygulanmıştım. Doğayı koruyup kollamalıyız. Doğadaki bütün canlıları insanlara emanet edilmişti. Şimdi iyi bir niyetle başladıkları bir iş var. İnşallah sonunu getirirler. İktidar gazeteyi çıkarıyor. İktidar gazete. Böyle bir gazete var, sen böyle bir gazete kuramazsın demiyor.
yapamadıklarını da bahsederiz demektir. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Laf da olmuyor Atatürk'ün sözü. Vatanına en çok seven işini. Alanında uzman konuklarıyla siyaset, ekonomi, çevre, eğitim gibi pek çok konuda tarafsız bir biçimde izleyicilerin bakış açısını genişletiyor. Türkiye'nin nabzını ölçen program Geniş Açı Uni TV'de. Uni TV mikrofonlarına, lig dosyasına gümbür gümbür açıklamalar yaptı ve ilk defa bize konuştu. Lig dosyası her çarşamba saat 16'da Uni TV'de. Mavi gözlü şehrimizde Avrupa'nın doğu limanı, Asya'nın batı kapısından, medeniyetler şehrinden, sağlığımızı konuşuyoruz programından sizlere selam ve saygılar gönderiyoruz. Sağlık gündemine damgasını vuran konular ile doçent doktor Gamze Varol ve veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar moderatörlüğünde uzman sağlıkçılar sağlık sektörünü değerlendiriyor. Sonuçta tabii tıbbi diyabet için insülin mutlaka kullanılacak ama biz insülin kullansak da. Sağlığımızı konuşuyoruz programı her hafta pazartesi günleri saat 20'de Uni TV'de. Evet sayın seyirciler yine karşınızdayız. Sayın diyetisyenimizin bir sorusu vardı. O soruyu cevaplamakla birlikte başlıyoruz. Dediniz ki çocuklar niye orada kasanın yanındaki malzemelere ulaşırlar? Evet yani şöyle söyledim. Neden sizce alt raflara işte şekerli atıştırmalıklar, abur cuburlar konulur? Çocukların birebir ilgisini çeksin, anne babanın parasını daha çok harcasınlar diyedir diye bunu cevaplıyorum. Ve sözü tekrar hocam önce size bırakıyorum sonra size bırakıyorum. Bağışıklık sistemiyle yavaş yavaş bağdaştıralım. Daha biz konuya başlayamadan gördüğünüz gibi ilk yarıyı biz tamamladık. Aslında beslenme yani kadar çok önemli. Hayatın her alanında olduğu için hem bir kültür hem bir yaşam. Sağlıklı olmak için, ne bileyim büyümek, gelişmek için, bedensel sağlık, ruhsal sağlık için. O birbirini çünkü tetikleyen bir şey. İyi beslenince bedensel ruhsal sağlığın iyi oluyor. Çok sen var. Sağlıklı tam tersi. Kötü beslenince fizik sağlığın, beden sağlığın, işte ruh sağlığın da kötü oluyor. Yani hepsi birbirini tetikliyor. Bir döngü. Şimdi şöyle bu döngüyü nereden kırabiliriz acaba? Beslenme aslında metabolik hastalıkların %70'ini oluşturan ana tabandır diyebilir miyiz? Sizce diyebilir miyiz? Valla burada bu işin uzmanı var bilmiyorum. Şimdi beslenmeyle ilgili ve metabolik hastalıklarla ilgili bir uzmanlık alanım yok. Ama ben şunu söyleyebilirim. Kronik hastalıklar için söyleyebilirim. Kronik hastalıklar için neredeyse %70, %80 nedeni çevresel faktörler. Bunun içinde beslenme de var. Hani böyle bir şey söyleyebiliriz belki. İşte o zaman tekrar başta konuştuğumuz konuya geliyoruz. İdeal beslenme nasıl olmalı? Hani tek tip beslenme var mı diye sormuştunuz herhalde, evet, değil mi? Evet. Sanıyorum herhalde beslenme çeşitleri üzerinden konuşursak. Tabii. Yani şöyle diyebilirim mesela. Birincisi bizim çok fazla son yıllarda bir batı yemek kültürüne özenme durumumuz. İşte batıdaki zincir yemek firmaları ya da restoranları bizim topraklarımıza çekişimiz var. Dolayısıyla biz porsiyonları büyüttük. Hı hı. Şimdi Türk kültüründe ya da yaşadığımız toprakların kültüründe yani burası birazcık da işte böyle göçmenlerin yaşadığı bir yer olduğu için böyle hamur ağırlıklı beslenmenin de olduğu bir yerdir. Fakat hep söylediğim gibi önceki kuşaklara baktığımız zaman asla işte duymazdık. Bir şeker hastalığı, işte kalp hastalığı ya da mesela obezite diye bir şey yoktu. Şu anda biz zaten işte önden çorba, arkadan ana yemek, sonra bir tahıl grubu, sonra işte salatası, yoğurdu, tatlısı derken üst üste besleniyoruz. Bir de bunların porsiyonlarını batı tipi gibi büyüttüğümüz zaman kronik hastalıklar ister istemez birbiri ardına gelmiş oluyor. Yani ilk etapta evet belki kilo artışını görüyoruz. Kişinin genetik altyapısına bağlı olarak da kimisinde kalp hastalığı, kimisinde işte belki iltihabi veya işte romatoid hastalıklar, kimisinde de işte şeker gibi, tansiyon gibi, kolesterol yüksekliği gibi, hatta bazen işte gut gibi, hatta psikolojik hastalıkların arttığını görmüş oluyoruz diyebiliriz. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani tabii beslendi, ya doğru beslenme diyoruz ama beslendiğimiz şeyin de iyi olması lazım. Yani hani
ne tüketiyorsak bunun da sağlıklı olması lazım. Sadece sağlıklı gıda tüketmek, hani doğru beslenmek, doğru porsiyonlarla, doğru içerikle değil de o tüketilen o tarladan ya da neyse o yetişen her neyse değil mi? Tabii ki. Onun da sağlıklı olması kıymetli. Organik olması veya adı her olmaması. Neyse şimdi onu doğru söyleyemedim. Hani onun doğrusu nedir bilmiyorum. Şöyle düşünün. Kime göre doğru, neye göre doğru? Bilimde tek bir doğru yoktur. Hı hı. Tıpta tek bir doğru yoktur. Dolayısıyla ve hep denilen bir şey olduğunu görürsek her yıl literatür takip ediyoruz. Her yıl bir şeyler değişiyor. Neden? Birincisi bulduğumuz bulgular değişiyor. İkincisi çağla beraber değişim var. Üçüncüsü, şimdi sorsam örnek veriyorum. İşte Ömer Bey günde kaç öğün yiyorsunuz? Şambuldukça yiyorum demişim. Burada da olmazmış. Ya da Gamze Hanım'a sorsam, Gamze Hanım günde kaç öğün yiyorsunuz? 2,5 gibi. Yani işte bunu başka mesela bir şeker bulgu bozukluğu ya da işte hipoglisemi yaşayan teşhisli ya da işte tanılı bir şeker hastası olan birine sorsak 5-6 diyecektir. Çünkü uzun süre aç kalmadığı için. Ya da işte sporla uğraşan veya yoğun çalışan gelmiş geçmiş beslenme alışkanlığı 2 öğünden ibaret olan bir insana sorsak ben işte intermittent fasting yapıyorum, aralıklı oruç yapıyorum. Neden? Çünkü ömrü boyunca sabah belki erkenden kalktığında yemek yemeyi sevmiyor veya işte midesi bulanıyor. Herkes 8'de kahvaltı edecek gibi bir durum yok. Biz diyetisyenler olarak da bunu söylemeyiz. Yani yapılıyor fakat çok doğru bulmuyorum ben. Öğün sayısının ve öğün miktarının kişiye göre ayarlanmasından yanayım. İsteyen 12'de ilk öğününe başlar, isteyen 8'de başlar. Herkesin konforu kendisinedir gibi bir durum. Bir de şey, çalışma şartları, güne çok. Başlaması, o yaptığı, doğru. Ürettiği işin enerji gerektirme durumu vesaireyle kesinlikle. De çok hani etkili hem değişiyor. Hem evet, hem zihinsel hem bedensel yaptığımız işte çok alakalı. Çok inanılmaz alakalı. Dolayısıyla ihtiyacımız belli ana faktörler olarak değerlendirmek evet. lazım. Bununla birlikte hemen bir parantez açarak bir şey daha sormam gerekiyor. Mesela su içerken normal beslenme sırasında çoğu zaman televizyonlarda duyuyoruz. Aynı anda su içmeyin. Peki biz suyu yüzde kaçını yemek yemeden önce, yüzde kaçını yemek yedikten ne kadar sonra tüketmeliyiz? Bununla da birleştirirseniz sevinirim. Şöyle başlayayım öncelikle. Hepimizin dediğim gibi beslenme alışkanlığı farklı olduğu için aslında su tüketim miktarımız ya da işte su tüketim alışkanlıklarımız da farklı olabiliyor. Biz bir genelleme yapacak olursak hep şöyle söylüyoruz. Kilo başına 30-35 mililitre su tüketimi her gün gibi. Yani ortalama bir 70 kilo bir bireyi baz alırsak, burada cinsiyet, yaş çok önemli değil, yetişkinden bahsediyorum ama yine de işte 2.1 litreler civarında. Yaz olursa hatta işte artı 500 faktörü koymuş oluyoruz gibi, işte sıcak mineral yoğunluğu gibi tansiyon etkilenmesin diye. Fakat biz şey diyoruz işte mesela sıcak su içelim yağ yaksın, işte soğuk su içmek yok daha faydalı. İçine limon sıkalım. İçine limon sıkalım. Yani biz şey diyoruz yani su için nasıl olursa yaşamın temeli su. Çünkü işte şöyle düşünün, aksi halde sıcak su yağları yaksaydı biz yazın böyle erimiş buzlar gibi yerde sürünen varlıklar, kışın penguenler gibi donmuş insanlar olarak hani var oluyor olurduk. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla içine koyduklarımız da işte limonlu sular, sirkeli sular dolaylı yoldan elbette ki metabolizmayı etkileme durumu var. Fakat orada hepsini belli başlı. İşte limonu koyuyoruz günlük tüketim C vitamini arttırmak için. Sirkeyi koyuyoruz, örnek veriyorum. Bir kişinin mide pH'i eğer bazik duruma geçtiyse, sindirim ve bağırsak problemleri yaşıyorsa mide pH'ini tekrar asidik duruma getirmek açısından sirkeyi kullanmış oluyoruz. Ve de şurada da ayrıntıyı net vermek lazım. Bazı maddeleri fazla almak demek, onun zıt karakterli olan maddelerle bağdaştırarak vücutta ne kadar fazla aldığınız önemli değil. Onu kullanmadan atacaksınız demek. O zaman bunu antagonist maddelerini de bilmek lazım. O yüzden belki size çok daha fazla ihtiyacımız oluyor. Şunu şöyle bağlamak istiyorum. Besin öğeleri ve beslenme piramidini de burada açıklarsanız doğru bir beslenme tarzında nelere dikkat etmemiz lazım? Bu iki tanım bize neyi anlatmalı? Tabii. Şunu söyleyeyim su tüketimine ilgili son olarak çünkü sormuştunuz. Tabii. Aslında hangi öğünde ne kadar su içeceğimiz değil burada olay. Su tüketimini arttırmayı hedeflediğimiz hastanın vücut proporsiyonu ile alakalı, yağ oranı ile alakalı. Bir obezite ya da insülin direnci olan bir hastadan eğer bahsediyorsak biz öğünle beraber çok fazla su tüketimini arttırmayı istemeyiz. Çünkü mide balon gibi gerçek elastik hacimde bir yapıya gereksiz sahip. Gereksiz genişleyecek. Ne kadar çok besin atarsak o kadar genişliyor. Bir de su attığımızda fakat kilo vermeyi hedefliyorsak birazcık hem işte oradaki açlık tokluk hormonlarına etkiyi
arttırmak adına yaptığımız bir şey. Hacmi küçültmeye çalışmak, yani o elastikiyeti azaltmak adına öğünlerle beraber su almayın. İşte öğünlerden bir saat önce, bir saat sonra su alımı yapabilirsiniz gibi söylüyoruz. Ya da şöyle düşünün, son yıllarda çok fazla tedavi için danışanlarımızda, hastalarımızda başvurduğumuz yöntemler işte bu gastrik bypasslar veya işte sleeve gastrektomiler gibi, tüp mide ameliyatları gibi ameliyatlar. Burada mesela biz hastalarımızın post-op süreçten sonra, ameliyat sürecinden sonra katı ve sıvıları ayrıştırmasını isteriz. Çünkü midenin bir kısmı alınıyor ya da bir yolak yapılmış oluyor. Oradan vazgeçilmek adına. Onun için yine bireysel diyorum. Yani hep aynı şeye dönüyormuşuz gibi ama hastalık yok, hasta vardır der hekimler çoğu zaman. Aynı şekilde biz de onu söylemiş oluyoruz. Besin piramidine bakacak olursak aslında biz şöyle söylüyoruz. Günlük beslenmemizin yaklaşık %50-55'ini karbonhidratlardan, 15-20'sini güncellenen formda proteinlerden, 25-30'unu da yağlardan karşılamak üzerine. Vitamin, mineraller miligram şeklinde olduğu için onlar zaten yediğimiz besinlerin içerisinde bize geliyorlar veya eksikliklerinde takviyelere eğer uygun görüyorsak başlıyoruz. Körlemesine takviyeye de çok karşıyım açıkçası. Covid süreciyle böyle herkes marketten alır gibi bir vitamin mineral alımı yapmaya başladı. Sonra işte sizin dediğiniz toksik durumlar oluyor. İşte C vitamini çok iyi geliyormuş, C vitaminleri içiyor. Kalsiyum çok iyi geliyormuş, kalsiyumlar içiliyor. Magnezyumlar yerde. Magnezyum ağrıyı kesiyormuş, iyileştirme özelliği varmış. Magnezyumlar alınıyor. Bu sefer sodyum potasyum pompaları değişiyor. Enzim aktivasyonları, bağırsak flora değişiyor gibi. Vitamin mineral tüketimine de çok çok dikkat etmek lazım. Besin piramidi bizim aslında kişiye beslenmeyi anlatabilmek üzerine kurduğumuz ve porsiyonlamayı anlatmak üzerine kurduğumuz bir besin fonksiyonu diyebiliriz. Piramidi düşünecek olursanız aslında en alt kısmına biz karbonhidratları yerleştiririz. Neden? Yüzde olarak daha fazla almak istediğimiz karbonhidratlar. Şöyle parantez açabiliriz. Hangi karbonhidratlar? Evet. Çünkü yani besin performansı içerisinde, o piramit içerisinde iki farklı şekil ortaya çıkıyor internetten baktığımız zaman. Bir tarafta %55-60 oranında çiğ sebzeler haşlanmadan veya haşlanmış vaziyette tüketirseniz gibi bir yaklaşım içeren bir piramit var. Bir tarafta karbonhidratlar, proteinler ve yağlar var. Şimdi izleyicilerimizin anlayabileceği boyutta indirgersek bunu, hangi besin gruplarını, şimdi karbonhidratlar bir genelleme ama hangi besin gruplarını burada bir piramit içerisine yerleştirmemiz gerekiyorsa o şekilde anlatmamız mümkün olabilir mi? Tabii. Demek istediğim oydu. Şimdi ne kadar tahıl tüketimi ya da karbonhidrat tüketimi diyeyim azaltılmaya çalışılsa da insanın doğasında var. Dolayısıyla bizler karbonhidratla yani bu besini alarak yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Evet, belli hastalıklara göre oranlarını azaltabiliyoruz, arttırabiliyoruz ama temelimizde var olduğu için tabanı, temeli karbonhidratlar oluşturuyor. Biz ikiye ayırıyoruz. Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar gibi. Mısır, patates, nişasta içeriği olan her şey, işte şeker, şekerli içecekler veya işte pirinç aynı şekilde bunlar basit karbonhidratta ya da beyaz ekmek basit karbonhidratta. Çabuk emilebilen diyebilir miyiz bunlara? Çabuk emilebilen, kan şekerini çabuk yükseltip çabuk acıktıran, bir taraftan da tam tahıllar var diyebiliriz. İşte buğday, arpa, çavdar, esmer olan her şey aslında. İşte iyi unla yapılmış makarnalar, bulgurlar, yeni fonksiyonelde olan işte kinoalar, amarantlar, karabuğdaylar gibi. Bunlar da sağlıklı olan karbonhidratlar. Yavaş salınım yapılabilen bunun ve biyoyararlı mı? Evet. Bunun üzerine biz meyveleri ve sebzeleri koymuş oluyoruz. Orada da şöyle, sadece çiğ değil, sadece haşlanmış değil aslında. Yine işin içerisine kültür girmiş oluyor. Nasıl tüketirsek tüketelim ama sebze porsiyonunu artırmak. Yani Dünya Sağlık Örgütü şunu söylüyor. Covid öncesine kadar bu 4-5 porsiyon gibiydi. Covid'le beraber bağırsak florası ve bağışıklığı desteklemek adına 6-7 porsiyonlara kadar çıktı. Günde 6-7 porsiyon meyve sebze yemek. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sabah kahvaltımda yeşillik tükettim veya domates salatalık tükettim ama mevsimine göre. Şimdi domates salatalığın işi yok. Öğlen mutlaka bir salata yedim ya da sebze yemeği yedim. Arada bir işte gün içerisindeki arada ihtiyaç hissettiğim yerde bir ara öğün almak zorunda değil ama ya da belki öğlenle beraber olabilir eğer şekere bağlı bir problemim yoksa. Meyve tükettim. Akşam da bir salata ya da sebze yemeği yedim. Gece meyve tükettim ya da sebze yedim gibi. Bazen bir öğünün içerisinde iki porsiyon. Yani hem salata hem belki işte bir sebze sote ya da sebze yemeği vardır. 5-6 porsiyonda en azından meyve sebze tüketiminin olması diyoruz. Buradaki peki buradaki total olan kısmı bir günde
5-6 öğünde yediğimiz miktarla aynı mı olacak 7-8 öğüne çıktığımızda, yoksa miktarın boyutu da mı değişecek? 7-8 öğüne çıkmak değil bahsettiğim şey. 7-8 porsiyon tüketmek. Porsiyon olarak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane meyve yedin bir porsiyon. İşte bir kase salata yedin bir porsiyon gibi. Yani oradaki aslında sebze meyve çeşitliliğini arttırmak. Hep şunu söylüyoruz. Haftada ortalama, hatta işte 25-30 denir ama şu anda hem işte günümüz koşulları hem işte tarımın değişmesiyle, meyve sebze çeşitliliğinin değişmesiyle alakalı olan bir durum. Haftada ortalama 15-20 tane farklı meyve sebzeyi vücudumuza koyabiliyor olmak. Bir taraftan şöyle etkisi var, iyi lif alabilmekten dolayı. Yani bu bütün kronik hastalıkların öncülüğü olması adına, işte bağırsak florası ve bağışıklık olması adına yetişkinlerde istediğimiz günlük 25-30 hatta 35 gramlara kadar çıkan bir diyet lifi, diyet posası alımı çoğunluğunu meyve sebzelerden karşılarız. Dolayısıyla karbonhidrat ve meyve sebzeler, bakın çok genç, daha proteinlere gelmedik ama şu anda düşünürseniz protein yüksek besleniyoruz. O yüzden neden şu anda aslında Gamze Hanım'ın yaptığı, kendince, kendi metabolizmasınca yaptığı bir doğruya gelmeye arzu ediyorum. Neden şu anda belki bazı kişiler için popülerite, belki bazı kişiler için farkındalık bir böyle vejetaryen beslenmeye geçilmeye başlandı. Evet, şimdi oraya gelecektim. Yani şunu düşünün. Proteinlere gelirken ben de ya vejetaryenler nasıl beslensin diyecektim. Şunu düşünün, biz normalde mesela kilogram başına günlük protein tüketiminde 0,8 gram 1 gram arası bir protein tüketimi düşünüyoruz. Yani ortalama işte 70 kilo bir bireyden varsayarsak 70 gram civarı, 60-70 gram civarı bir protein alımı diyoruz. Aslında bu 60-70 gramı tamamlamak çok kolay. Çünkü protein dediğimiz meyveler hariç her şeyde var. Yani ekmek yiyince de protein alıyoruz veya işte meyve sebze grubundan tükettiklerimizle de alıyoruz. İlla ki bu hayvansal kaynaklı proteinlerden gelmek durumunda değil. Burada ayırmak lazım zaten hayvansal proteinler ve bitkisel proteinler. Öyle. Bazen duyuyoruz çünkü mercimekten zaten protein alıyoruz, hayvansal proteine ne ihtiyacımız var deniyor. Oysa ikisi birbirinden çok farklı şey, birbirini tamamlayıcı unsurlar değildir. Bunu da belirtmek lazım. Şunu söyleyeceğim öncesinde, şimdi mesela çocukluğunuzu düşündüğünüz zaman burada istediğimiz şey ya da hatırladığımız şey, haftanın bir günü köfte yenirdi. Yani aslında şu an yapmaya çalıştığımız şey o. Her gün hayvansal kaynaklı bir protein sunmak değil. Biz tarım toprağının çok geniş olduğu ve bitkisel proteinleri alabildiğimiz bir yerde de yaşıyoruz. Yani orada işte mercimek yemek, işte kuru baklagilleri tüketmek, evet belki hem olmayan, yani hayvansal kaynaklı olmayan ve emilimi düşük bir protein ama yine de faydalandığımız bir protein. Değil sağlıklı mi? Sağlıklı. Bir kere lifli falan, yani emilimin bir prosesi var, bir süreci var. Kesinlikle. Yani hocam. Bir vejetaryen olarak. Çok uzun sürüyor. Herkes vejetaryen yapmak asla değil. Tabii. Yok yok, öyle bir şey demiyorum. Benim vejetaryenliğim çok doğru. Başka bir şey, evet. Başka bir kaynakla ortaya çıktı. Ama yani ben de doğru beslendiğimi düşünüyorum vejetaryen yani olarak kendimce. Şimdi dediğim gibi çocukluğumuzda belki işte haftanın 1-2 günü protein giriyordu sofraya. Şimdi her gün neredeyse günde her, yani şey hariç, her kahvaltı hariç, hatta kahvaltı dahil var. Doğru kahvaltı dahil. Yani hani hakikaten şey. Şimdi tabii konuşacak çok konu var. 5 dakikamız da kalmış. Vejetaryanlığı da konuştuğumuza göre artık tamam, benim işim rahat. Tabii söylenecek çok şey de var. Yani çünkü beslenmeyi konuştuğumuz o kadar geniş ki beslenme. Aynen. Hani tarım politikaları da beslenme, kronik hastalıklarda beslenme. İşte ne bileyim, hani olayın psikolojik boyutu da beslenme. Hani belki her boyutuyla da konuşmak lazım. Hazırlayıcı faktörlerin temeli diyoruz aslında. Daha bağışıklıkla ilgili ilintilere daha gelemedik ama belli ki daha sonra tekrardan geleceğiz bir araya. Evet. Eğer seyircilerimiz de bizi çok beğenirlerse bu en kısa sürede olur. Bir şey daha söylemek lazım burada tabii. Yani hani beslenme derken aslında demin onu söylemeye çalıştım. Tarım ülkesiyiz vesaire falan ama dik mi desek diye de, hani ona dik diyelim. Dili geçmiş zaman gibi olsun üzülerek. Çünkü demin onu söylemeye çalıştım. Yani tarlada tükettiğimiz besin tüketin, işte ne bileyim yeşillik tüketin derken hani onun ne derece sağlıklı olduğunu da... GDO'suz ürünler tüketin, evet, orijinal olsun, kata tohumu olsun. Hani biraz önce çok güzel dediniz. Evet. Hani mevsiminde dediniz, işte ona vurgu. Mevsimindekinin de sağlıklı olmasını tabii ki arzu ederiz ama... O da var. Yani mevsiminde olup yine de sağlık boyutu çok değişebiliyor. Çünkü hep aynı şey. Bizler şimdi nüfus da arttıkça ve popülarite de arttıkça tarım toprağını hor kullanmak. Yani çok doğru. Toprağın dinlenmesine izin vermeden...
toprağı sık kullanmak. İşte çok fazla pestisitler veya işte takviyeler atmak. Veya işte GDO'lar koymak. Yani toprağın dinlenmesine ve verim vermesine izin vermediğimiz için aynı şekilde aldığımız verim de bir olmuyor. Bizler bir normalde... anekdot verir mi? Mesela tabii. Toprağın pH'si normalde 6,5 olması lazım. Ama o kadar çok yabancı madde kullanıyoruz ki genelde yaptırdığımız Trakya topraklarında 7,8 pH çıkıyor. Yani artık alkali bir toprak var ve aldığınız ürünlere yansıyor. Doğal olarak da zehir diye nitelendirdiğimiz bir sürü ürün içerisinde bunu dengelememiz lazım. Normalde toprağın pH'sının organik vasfı alınarak değerlendirilmesi lazım ki bunu dünyada ben belki Fransızları sevmiyorum ama adamlar bunu gerçekten organik toprak vasfıyla çözmüşler ve insanlara baktığınız zaman hepsi belirli oranlarda bir vücut kütle endeksiyle hareket ediyorlar ve hastalık boyutuna geldiğinde kıyasladığımızda bizden belki bir tık daha dirençli oluyorlar, bağışıklığı daha güçlü oluyor. Bunları iyi irdelemek lazım diye düşünüyorum. Burada özellikle sormak istediğim, belki araya girdim ama yok hocam, bizi... süremiz bitti diye ben hani kapatışa doğru geçiyordum. Anladım. Yüzden yani son cümle olarak sorayım. Peki bağışıklığı baskılayan besinler nedir? Diyetle ilintisi nedir? Aslında bağışıklığı baskılayan besinler demek tek başına ben birazcık yanlış buluyorum. Bağışıklığı baskılayan unsurları söyleyebiliriz belki burada. Şöyle denilebilir. Bunun içerisinde kalitesiz uyku, stres faktörünün olması, işte tarım topraklarının verimsizliği ya da iyi verim alınamaması. Doğru kullanılamaması. Onun haricinde yetersiz saydığımız o makro ve mikro besin öğelerinin alınması diyebiliriz. Psikolojik sebepler elbette ki var. Onun haricinde ilaç kullanımı, alkol, sigara kullanımı, su tüketiminin yetersizliği, hepsi aslında burada bir bağışıklık baskılayıcı unsur olmuş oluyor. O yüzden yine baktığımızda bağışıklığı arttıracak şeyler neler diye baktığımız zaman da besinlere gelmiş doğru olur. Beslenme bir boyutu, önemli bir boyutu olmuş. Kesinlikle. Son bir soru daha sorayım. Aslında çok soracak şeylerim var ama özellikle bir diyet uygulamaya başladığımızda vücut kitle endekslerine vesairesine bakıyorsunuz. Ona göre bir önlem alıyorsunuz. Peki mineral madde ölçümleri yapıyor musunuz? Hangileri vücutta daha fazla, ona göre neyi dengelememiz lazım gibi bir yaklaşımımız var. Şimdi şöyle, biz diyetisyenler ilaç yazma yetkimiz yoktur. Tahlil yapma yetkimiz yoktur. Bizler her zaman hekimlerle çalışırız ve gelmek isteyen danışanları ya da bize başvurmak isteyen danışanlardan mutlaka bir kan tahlili parametre ya da belli parametreler istiyoruz. Bunlar dahilinde içerisinde tabii ki yani evet kan şekerlerine, kolesterollere bakılıyor ama özellikle sıkıntı yaşadığı neyse o olay, ona göre bir hekime yani dahiliyeye mi yönlendireceğiz, ortopediye mi yönlendireceğiz gibi oradan aldığımız işte evet çeşitli mineral ölçümleri olmuş oluyor. Bunun dahilinde de o minerallerde eğer bir aksaklık varsa. Şöyle düşünün, D vitamini eksikliği başlı başına obezite sebeplerinden birisidir. Çoğumuzda da eksik maalesef. Güneşlenememiz ayrı, çok güzel bir güneş ülkesiyiz aslında. Ama çoğunluk D vitamini eksikliğimiz var. Aynı şey mineraller için de geçerli. Eskiden bu kadar çok tiroid fonksiyon bozuklukları yoktu, şu anda çok fazla. Besinlerden aldığımız iyot içeriği değişti çünkü. Dolayısıyla iyot eksiklikleri var ya da iyot artışları var gibi söylenebilir. B12 eksikliğimiz had safhada, hastane bende dahil olmak üzere D vitamini ve B12 eksikliği maalesef çıkıyor. Bunları tolere etmemiz lazım ama B12'yi... Vejetaryen olan benim, bende yok B12. Sizde nasıl çıkar ben anlamıyorum biz, yani. Biz bir de hani et de yiyoruz. Ona i̇şte onu diyorum yani. Artık şöyle, vejetaryenlik ama hangi vejetaryenlik olduğuna da bakmak gerekir. Ha, sınıflarda var o zaman. Tabii bir sonrakinde o zaman hocam seni bir masaya yatıracağız ve vejetaryenliği, veganlığı ayrıca işleyeceğiz. Ayrıca veganları da konuşuruz belki. Kesinlikle. Değil mi? Evet, bu evet, da evet. Sadece tamamen hayvansal gıdalar. Bir tane üzerinden yürümeye de iyiydi ama. Evet, vejetaryen hemen üstünüzden alıyorum. Tamam. Vejetaryenlik ve veganlığı bir taraftan şöyle desteklemeye başladık. Özellikle son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve FDA sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yıl 2020, 2021, 2022 bunun üzerine kurmuş olduk. Bütün işte bu tarım politikaları, tüm sektörler için geçerli. Küresel ısınma, şöyle, besin tabii, anlamı yani, hepsinden geçiyor. Endüstriyel hayvancılık iklim krizini tetikliyor. Birincisi bu. Ayrıca endüstriyel hayvancılıkla ilgili tabii söylenecek çok şey var. Çok. Hani etik olmayan yanları da o sizin konunuzda almak istemiyorum ama yani onu ayrıca konuşuruz. Onun ayrıntılarını alt çizgilerde ve ana başlıklarda işlemek lazım. Ondan çünkü söylenildiği gibi değil. Sonra başka da konuşacağımız tabii çok konu var sırasıyla. Onları da ama maalesef beni değil de onları masaya yatırırız. Onları tabii ki konuşacağız. Veganlığı, vejetaryanlığı aslında beslenmeyle konuşacağımız
ana başlıklar bile saymakla bitmiyor dikkat ederseniz. Evet. Biz daha hala şurada hazırladığımız 9 tane sorumuz vardı. Birinci sorudan öteye geçemedik. Neyse. Ama maalesef süremiz çünkü bitti. Çünkü konuğumuz konusuna çok hakim ve çok güzel sohbetlerle anlattı. Kesinlikle. Sözünü kesmemek için direndik ama bazen girdik aranıza. Kusura bakmayın, sözlerinizi böldük. Ama sormamız gerekenler vardı. Aslında sorulan bir sürü soru var. Biz daha onları başlayamadık. İnşallah bir başka programda tekrar bunları sormak üzere sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Tabii. Bu sefer inşallah biz sizi terletiriz. Şu an sizden bayağı bir terlemiş vaziyetteyiz. Ellerimi bile terledi ki biz meslek olarak hayvan besleme veya bunun benzer özel besleme tarzları alıyoruz. Ne kadar geliştiğini veya ne kadar değiştiğini de burada gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliyiz. Unity TV ekranları her zaman size açık. Ne zaman isterseniz buradan halkımıza anlatabileceğimiz ne varsa tabii ki hep beraber tekrar sunacağız. Sayın seyirciler, Tekirdağ'dan yapmış olduğumuz Sağlığımızı Konuşuyoruz programında diyetisyenimizle beslenmeyi konuştuk. Daha obeziteye giremedik. Beslenmeye henüz yeni başlamıştık ama maalesef süremiz çabucak bitti. Uzman diyetisyenimiz, ben de konuşamıyorum kusura bakmayın, beni benden aldı çünkü anlattıklarıyla. Doğru uygulamalarla nasıl hayatımıza yön vereceğiz, daha bağışıklık sistemimize nasıl destekleme yapacağız ya da bir doğru beslenmede bir sabah kalktığımızda nelerle başlayacağız, bir çocuğun, bir bebeğin, hatta anne karnında beslenmenin önemini daha soramadık bile, bir sonraki programlarda bunları tekrar işleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kalın sağlıcakla.